Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Telefonları kapattık değil mi? On yedinci lemadan, 15. notasından ikinci remiz. Bazı eblehler var ki güneşi tanımadıkları için bir aynede güneşi görse aynayı sevmeye başlar. Şedid bir hırs ile onun muhafazasına çalışır. Ta ki içindeki güneşi kaybolmasın. Ne vakit o ebleh güneş aynenin ölmesiyle ölmediğini ve kırılmasıyla fena bulmadığını derk etse, bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir. İzah edeceğim, bir okuyayım. O vakit anlar ki, aynede görülen güneş, aynaya tabi değil. Belki, tabi değil, bekası ona mütevakıf değil. Belki güneştir ki, o aynayı o tarzda tutuyor ve onun parlamasına ve nuruna medet veriyor. Güneşin bekası onunla değil, belki aynenin hayatlar parlamasının bekası güneşin cilvesine tabidir. Ey insan, bitireyim, tekrar başa geçeceğim. Ey insan, senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin bir aynedir. Ey insan, senin kalbin bir, hüviyetin iki, mahiyetin üç, bir aynedir. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şedid bir muhabbet-i beka, o ayna için değil, ve o kalbin ve mahiyetin için değil. Belki o aynede istidada göre cilvesi bulunan Baki Zülcelal'in cilvesine karşı muhabbetindir ki belahet yüzünden o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Madem öyledir, ya Baki entel Baki de, yani mezarlıklarda görüyorsunuz ya, ya Baki entel baki, ne demek? Yani madem sen varsın ve bakisin, fena ve Adem ne isterse bize yapsın, emniyeti yok. Bitti. Konu ötekisi farklı. Şimdi tekrar buna geliyorum. Arkadaşlar, bir şey anlatırken bu çok önemli. Nereye göre izah ediliyor? Yani mesela adam bir şey yorumluyor. Doğru. Onun doğrularına göre bunu böyle yorumluyor. Mesela bu çakılı bu araba götürebilir. Taksi mi, kamyon? Ona göre doğru veya yanlış. Ama böyle bir şey değil bu. Dünyanın mahiyetini anlatıyor. Bir de insanın fıtratını anlatıyor. Mahiyetini anlatıyor. Farklı farklı. Mendil olan var mı üzerinde? Tabii ki. Evet. Şimdi dünyadaki hadiseyi, bu mühim yani bak. Ben çok rahat diyorum bu bununla. Dünyadaki, eyvallah, hadiseyi yorumlarken, hadise şu, ölüm, kanser, bela, iflas, tamam, evlenemedim, hepsi bir olay. Peki nasıl yorumlayacağız bunu? Sakat, kör, topal. Özürlü çocuğun var. Çocuğun yok.
çok var. Ne aklına geliyorsa. İnan bu olayları ve buna benzer olayları dünyaya göre, oraya geçeyim şimdi, sana zaman. Dünyaya göre yorumlasan işin içine çıkamayız. Çünkü dünya bu. İkide bir elim buna gidiyor. Dünya bu. Dünyanın içindeki hadiseyi dünyaya göre yorumlamak, dünyanın içini boğulmaktır. Çözülemez bu. Mesela Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam hadislerine baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, hep böyle ahirette yorumluyor. Hep ahirette yorumluyor. Yani oraya göre nispet ediyor. El kaylını şöyledir. Yani işte zalimini şöyledir. İşte şöyledir, böyledir diye. Bu ahirete göre yorumlama yapıyor. Yani başka ya, şu dünyanın ön tarafı ahirettir. Arka tarafı Allah. Nokta-i istinat, nokta-i istimdat. Bu konu da böyle bak. Bazı eblehler var ki, ebleh, ne demek ebleh? Cahillik. He? Cahillik. Cahillik, başka? Düşünceler. Babı nedir bab, yani kökü ebleh? Hafız. Kendini bilmiş ebleh. Kendini? Bilmiş ebleh. Hafız ebleh. Bu gafil değil. Mazi. Şiiri bilmiyor. Yani peki manası ne? İşte lügatı manası bilmiyor. Aşağılık ama ne diyor? Yani lügat manası itibariyle nasipsiz. 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 Akılsız. Akılsız derken dünya akılsız değil. Zekaveti var. Aklı var. Şey yok. Zekavet şu. Mühendistir. Doktor. Zekidir. Ustad ne diyor Deccal'a? Zeki ve Dessas diyor. Akıllı demiyor. Dessas ne? Dessas alçak, aşağılık. Münafık yani. Şimdi Deccal'a ve Yahudilere ustad, maymunlara ve tilkilere zeki diyor. Allah. Evet, maymun ve tilki gibi, zeki gibi. Gibi zeki hayvanlar diyor. Akıl demiyor. O zaman zeki olup da Allah'ı bulmayan hayvandır. Daha aşağıda hatta. İmam Azam bu soruyu sormuş. Yani zekavetle, zekilikle akıl arasında fark nedir diye talebelerine. İşte bir sürü şeyler var, ona girmeyeceğim kırıkhanelere. İmam Azam kendisi söylüyor. Diyor ki zekavet biyolojik yapı itibariyle kainattaki karşılığını bulma özelliği gelişen insan iyi bir mühendistir, iyi bir doktordur, iyi bir esnaftır. Bu zekidir. Ama verilen fıtratı, ruhunu, nimeti, maddi ve manevi Allah yolunda kullanabilene akıllı deniliyor. Ya akılun, ta akılun, efendim, tefekkürün gibi ayetlerle aklınız yok mu, düşünemiyor musunuz? Öyleyse mühendis. Adam ta mucit gibi bir adam ya. Şimdi zeki akılsız. Yorumlamayı nereye göre yapacağını bilemeyen. Yani ortasındaki, yani hadiseler ortasında hadiseleri şapşal derler ya, böyle başı dönmüş, muhakemesini kaybetmiş, ne konuşacağını, nereye göre ne diyeceğini bilmeyen insan. Şu, buradaki mana, rastladığı hadiseleri, olayları yorumlamakta, izah etmekte, manalandırmakta ölçüsüz ve plansız ve şablonsuz olan kişi. Ne yapıyormuş bu? Güneşi tanımadıkları için, bak lamba var tepemizde, tanımıyoruz onu, buraya bakıyoruz. Tamam. Kişi ne kadar aklı varsa o kadar mı Allah'ın? Veya aklı varsa demeyelim de
ne kadar aklını kullanırsa, çünkü akıl melekesi hakkında lügatta şöyle geçiyor, hadisi kutsi koymuş, büyük lügatta var. Allah diyor ki Celle Celaluhu bir mana, akıldan daha kıymetli bir cevher yaratmadı. Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığıdır. O zaman aklı ne kadar varsa değil de aklını ne kadar kullanırsa potansiyel. Eğer aklı varsa ne kadar varsa o zaman akla had konulur. Aklın haddi yok. Sorabilirsiniz yani mevzu şey oluyor, güzel oluyor ama katkı sağlayacaksa güneşi tanımadıkları için bir aynada güneşi görse aynayı sevmeye başlar. Yani tarlasını, hanımını, çocuğunu, parasını, gençliğini seviyor. Uygulamaya, uygulayarak gidiyor. Allahsız yani. Allah'ı devreye koymadan seviyor. Yani güneşi tanımıyor. Aynadaki şeylerle takılmış. Renkli aynalar var ya böyle hani reklam içinde pat pat yanıp sönenler böyle reklam renkli lambalar oluyor. Onun gibi yani. Şimdi Allah hesapta yok. Tarlada, ne bileyim nimette, çoluk çocukta tamamen onu onun için seviyor. Onu onun için bakıyor. Sevmeye başlar. Bak ne başına gitmeler gelecek ama şimdi. Şiddet bir his ile onun muhafazasına çalışır. Aman ha! Aman ha! Toprak kaymasın. Şey duvarı ne diyorlar? İstinat duvarı. İstinat duvarı yapalım. İmanı kayıyor. Hiç umurunda değil. İstinat noktası yok yani. Böyle bir şey yok. Çok acayip. Namaz geçiyor. Diyorum ki bugün. Bir yerdeydim he. Namaz geçiyor bak şimdi. Bir yerdeydim. İkindi de aşağıda. Bir şey kazıyor. Hoca diyor baktım. Yani ömürce namaz mı? Şey yapacağız. Hadi diyor. Kıldın mı? Kılmadın mı ya diyor falan. Bir semaya baktı hemen. Geçiyor mu? Daha hoca dedim ya bir şey kalmadı dedim ya 45 dakika bir şey. Geçiyor. Ya bakarsın yağmur gelir dedi yani. Şunu kazıdım. Şu iki taşı da koyayım. Son iki taş dedi ya en az 10 tane taş. Tamam. E dedim ya bu yağmur geliyor. Senin toprağın inecek ama namazın gidiyor. Ne inecek o zaman? Namaz bir istinat taşıydı. İstinat duvarıydı. Farkında değil. Sonra kendime döndüm tabii. Niye böyle oluyor diye. Niye bu kadar lakay? Ciddi en büyük hakikat namaz. Çünkü Allah o kadar tanıyor. Tarlasını tanıdığı kadar Allah'ı tanısaydı, tarlaya verdiği değer kadar Allah'a da verseydi, istinat duvarı adına namaz duvarı da kurardı. Çünkü bu laf değil, lafı güzaf değil. Seven sevdiğine uyar. Seven sevdiğine uyar. Eylem bu. Allah eylem istiyor. Kalptekileri istemiyor. Şöyle. Allah'a iman, peygamber iman itikattır. O kalp. İslam ise eylemdir. Namaza inanmak değil. Namaz kılmak. Oruca inanmak değil. Oruç tutmak. Eylem. O zaman sevgi öyle bir şey ki fiile dönmemesi mümkün değil. Döner be kardeşim, mutlaka döner. Ya tebessüm eder, en güzel muhabbet de şu, kusur görmüyor. Hemen benim her tarafımı görüyor zaten, belki muhabbeti yok adam. Hemen senin bir tarafını hemen şey yapıyorsa, kusur sanki toprak gibi o belediyenin çöplüğünü örter ya üzerini, muhabbet de böyle ya. Şiddet bir his ile onun muhafazasına çalışır. Aman ha! Hoca! Yağmur geliyor ya! Şey gelecek şimdi, tarlayı kazdı, kenarına her şey toprak gelecek. Şiddet bir his ile muhafazasına çalışır. Niye? Ta ki içindeki güneşi kaybolmasın. Yani o toprak değil, toprak mı zannediyorsunuz o? Tarla toprak değil o. O duvar da değil. Tamamen benliği. Mesela rahmetli babama çay ırağını alırdı böyle dikenleri temizleme. Kullanıyorum malzeme şimdi de. O zaman
Dedi ki ne biçim insansın dedi ya. Geliyorsun bir tarlana şunları ya buraya gibi. Ya bir yerleri öğren en azından. Bak sizin için yapıyor. Doğru söylüyor. Yalan söylüyor mu ama bir şey var. Aldanmış. Bak sizin için hala diyor koşturuyor. Ama bir hatırladım. Ayağın tutmuyor. Orağa dalmışsın. Dikenle şey yapmışsın. Bizim için yaptığını söylüyorsun. Doğru. Doğru dedi. Baba seni aldatıyor nefis. Eğer hakikaten bizim için yapsaydı kendine dönük işler daha mı? İnsan kendisine dönük işleri başkasına dönük işlere tercih eder. Kendine dönük işleri daha çabuk yapar. Şimdi seni nefis toprakla meşgul ediyor. Dikenle meşgul ediyor. Bırak o tarlanın dikenini çıkartmayı. Buradakileri bir çıkartmaya çalış. Artık yaş geçti. 60'ı geçti. En azından hiçbir şey bilmiyorsun. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Tamam yani. Bugün temizlesen ne olur? Öldükten sonra ki öyle oldu. Hiç kimse gelmeyecek. Tarlan yok olacak yani diken. Yani İmam-ı Gazali Hazretleri öyle diyor. Gençliği diniyle geçmeyeni 60'tan sonra Allah ona onu toprakla meşgul ediyor. Gazali Hazretleri diyor. İyisi günahçar oluyor o zaman. He? Yani daha çok günahçar mı oluyor o zaman? Yani artık nasıl anlıyorsan. Günah değil. Bir şey günah olabilmesi için Allah yasaklaması lazım. Allah yasakladı değil. Çalışmak yasaklamamış. Ama ne yapması gerekiyor, ne yapıyor? O vardır. Mesela bir yerde çalışıyor, günde 1 lira. Bir başka bir yerde çalışsaydı 50 milyon alacaktı gündelik. Şimdi ona haram işlemiyor ama 50 milyonluk gündeliğini bırakıp 1 milyonluk gündelikte çalışıyor. Buna akıllı denilir mi ya? Bakın bir daha okuyacağım burayı. Çok zevk alıyorum çünkü güzel bir ayna oldu. Sağ olsun o. Allah şey yapsın, razı olsun. Çünkü hemen dediğimi kafayı peki sen bilirsin deyince. Tamam yeğenim. Tamam. Doğru söyle. Pir olas, vizir gibi gel, tamam hemen kılacağım, dedi. O da zevk aldım ya. Elhamdülillah, Müslüman Rabbini böyle şey yapınca ben de zevk aldım. Bak şimdi tekrar oradayım. Etkiledi beni çünkü, ben başka şeye götürdü olay. Ta ki içindeki güneşi kaybolmasın, güneşi. Herkesin bir Allah'ı var. Allah anlayışı var, bir portre çizmiş. Tamam. Allah Resulü'nün bir Allah anlayışı var. Aleyhissalatü vesselam. Ebu Bekir Sıddık'ın bir Allah anlayışı var. Bediüzzaman'ın bir Allah anlayışı var. Senin, benim, hepimizin bir Allah anlayışımız var. Oraya nereye oturtmuşsak, ne kadar müdahale ediyorsak, mesela öyle bir Allah anlayışı var ki, Allah evime karışamaz. Dükkanıma karışamaz. Faizli işlerime karışamaz. Oraya kadar bir şey var yani. Allah anlayışı, Allah'ın rububiyeti. Bankaya falan karışamaz. Haramsa sana haram. Rububiyetini kabul etmiyor. İlahlığını kabul ediyor. Asıl insanın özelliği o. Allah vardır. Her şeyin sahibi odur. Ama ben de buranın sahibiyim. Rububiyetine... Yani şeriatı var bu betim içinde. Emirleri var. Oraya fazla şey yapmıyor. Ta ki içindeki güneşi kaybolmasın. Güneşi. Orada. Ne vakit o eble güneş aynenin ölmesiyle ölmediğini, kırılmasıyla fena bulmadığını derk etse, bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir. Bir baktı ki, hep uygulamayla geçiyor, yapıyorum şimdi. Hani aynaya çok seviyor. Bu ayna benim diyor. Güneş var çünkü bunda. Fakat bu kırıldı. Aa güneş ışık hala devam ediyor. Baktı ki oho ben buradaki aynadaki güneşe aldanmış. Münir abi ayna güneş burayı tanımıyor. Oo. Ne güzel ya bu güneş beni falan. Ne kırılıyor bu? Elinden düşüyor. Güneşler.
Bunun güneşi yok. Ama baktı ki tepeden hakiki güneş buymuş ya. Uygulayalım. Her şey bu. SSK'da bu. Tarladır, parandır, gençliğindir, tamam mı? İhtiyar olunca kim bakacak gülüne? Yani maddeye dayanmak. Ayna bu. Bütün varlığını orada temerküz etti mi? Dayandı buraya. Bir baktı ki altından şeyler çıktı. Sağlığı gitti, kanser tepesine bindi. Serveti gitti. Kaza geçirdi. Birisiyle gene yolda birisini aldı. Halaydı, birkaç taneydiler böyle bizim köylü. Ama aşağıki mahallede tanımıyordu. Ondan sonra Allah Allah. 63 yaşında kocası, 63. Sohbet ederken kocasının yerine ekmeği koymuş, bardak suyu koymuş, kalkamıyor. Ben diyor çarşıya gidiyorum, erken döneceğim. Netice yani, kulasa ediyorum. Doktor var. Tanıyorum da, 62 yaşında. Şimdi, ya bu ayna altından bir çekti Cenab-ı Hak, hastalık, felç, bindi. Bir baktı ki, ha benim servet, garajdaki arabam kurtaramıyormuş. Olmuyor. Bu yanlış anlamayın, çalışmayacağız, etmeyeceğiz değil, çalışacağız, cebimize koyacağız parayı, kalbe değil. Arabayı alacağız, garaja koyacağız. Kalbe değil. Bak adamlar cebi nereye yapmıştır biliyor musun? Kalbin üzerine yapmışlar. Parayı buraya koysun. Çünkü burası burasını istiyor ya. Bilerek de tesadüf yok kardeş. Dikkat edin gömlek hangisi hangisinin üzerindedir? Bunlar bilerek yapılmış. Kadının gömleği terstir. Hakimiyet olsun diye. Bunlar hep bilerek yapılmış. Fransa'da yapılıyor modalar. Bakın erkeğinsi sol üzerinde. Sol üstte olacak. Sağ altta olacak. Aşağıda. Peki bu tesadüf. Askeriye dönelim. Sol, sağ, sol. 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 Yürüyüşte böyle değil mi? Bilerek yapılmış. Tesadüf yok. Farkında değil. Sağ, sol, sağ, sağ, sağ demez. Mesela ben adres tarif ederken, bak buradan sağa döneceksin. Az ileride sola vuracaksın. Tekrar ikinci sokaktan sola vuracaksın. Sola dönmek yok. Tarif ederken, dedi ki hep sola vurdum dedi ya. Sola vurulur kardeşim, sağa dönülür. Sola dönülmez. Ne vakit o öble güneş aynenin ölmesiyle ölmediğini, kırılmasıyla fena bulmadığını derk etse ha bakıyor ki hakikaten her şey gidiyor. Onun vicdanında tabii biz anlamayız, o yaşlarda oluyor ama nasipli yaşlarda. Mazisi böyle çöplükte geçene pek zor yani. Öyle bir intiba oluyor ki onlarda müthiş bir Allah kavramı, Allah anlayışı, Allah hissiyatı müthiş bir zevk oluyor. Yani Allah. Mesela Dehli Hoca'yı misal verebilirim. Burada hiç kimse kusura bakmasın. Bir Dehli Hoca'ya böyle vicdanım bende dahi. Hakikaten bahtiyar yaşlılardan o. O Allah deyince hakikaten şey yapan, kalbi oynayan, öyle inanmıyorum ben, öyle biliyorum. Öyle bir adam. Bahtiyar insanlardan bir tanesi. Kırılmasıyla fena bulmadığını derk etse bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir. Allah der. O vakit anlar ki kanser oldu. Aynede görülen güneş, tarlada gözüken hissiyat, tarlada gözüken menfaat, tarlada gözüken haletler, duygular, hisler, güneş aynaya tabi değil, bekası ona mutevakkıf değil. Belki güneştir ki o aynayı o tarzda tutuyor, onun parlamasına ve nuruna medet veriyor. Yani o haletler yönü değişmiş. Allah'a verilmesi gereken
Cenab-ı Hakk'a Celle Celaluhu Celle Şanuhu aynedarlık olması gereken o latifeler, hisler tarlaya dönmüş. Arabaya dönmüş, şuna buna dönünce o zaman onun belasını çekiyoruz. O kadar hassas duygular var ki bak şöyle diyor. Niçin vermiş? Nasıl? Niçin takılmış bize? Ha, muhabbet ne için takılmış? Muhabbet dünyaya karşı verilmemiş mi yani? Bu bak soru soruyor. Nerede var bu soru? O ki Allah dünyaya karşı bana muhabbeti verdi. Sonra da arkasında diyor ki dünyayı sevme. Ya Allah Allah, dünyayı sev diye sevgi veriyor. Arkasında bir hüküm geliyor. Tam dünyayı sevme. Ne yapacağız? Nerede geçiyor? Bir. Dünyanın 300'ü var. Söylesene bize. Kasım diyor ki üçüncü limada. Üçüncü limada. Bak. O zaman 32. sözdeki dünyaya muhabbet ayrı bir cevap olsun. Refikaya hayatına muhabbet, gençliğine muhabbet var ya. Dünyaya muhabbet. Orada da var. 36'da da mektubatta şey var. Dünyayı sevme. Niye? Rıza'nın söyledi. Dünyanın 300'ü var. 32. sözün sonunda da var. Bir. Birinci yüzü. Esma-i İlahi ayna olur. Esma-i İlahi aynadır o tarla. Ahiretin İki. Tarlası. Ahiretin tarlası. Tarlası, mezrası. Ahirete mahsulat yetiştiriyor. Üç. Nefsin. Evet. Nefsin oyalandığı bir şeydir. O zaman dinimiz diyor ki sev. Bu iki cihette sev. Hem öyle bir sev ki ibadet oluyor. Sahabe de bunu yapmış. Bizimsi yönü, yani onsuz seviyoruz. Onunla severse o zaman sevgin azalmıyor. Tam tersine kıymet peyda ediyor. Yani sevme değil, seveceksin kardeş. Müslüman fakir olmayacak kardeş. Peygamber aleyhissalatü vesselam şimdi diyor ben varım ve sizin şeyinizde İslamet azizdir. Ümmetimin ahir zamanında İzzet-i İslamiye maddeten terakkiye mütevakıf olacak diyor. Hutbe-i Şamiye'de. Maddeten terakki. Zelil duruma düşen böyle kale alınmayan ekonomisi zayıf insanlar zaten sözü de muteber olmuyor. Hadis de var. He? Hadis de var zaten. İşte bu hadis işte. Ustad da öyle şey yaptı. Hadisi ben ustadın yorumuyla şey yaptı. Yani İslamiyet'in ilahi kelimetullah'ın aziz olması maddeten terakkiye mütevakkıf, bağlıdır. Yoksa kim dinleyecek yani? Bak mesela yani, siyasette şey yok ama mesela Türkiye'nin bu günlerdeki ekonomik durumu hem alem İslam'a, İslamiyet adına bir cesareti geliyor ve Müslümanlarda biz de varız. Biz varız. Hem de bazı davalarını icra etmesine öteki tarafa tokmak gibi oluyor. Ayet mi var hafız? Neydi abi? Hafız. İşte bu ayeti ona uygun değil mesela. Ve edüyle mesleklatın ve kurbe. Düşmanlarına göre kuvvet hatırlayan zenginlikte içerisinde girer. Evet. Hepsi içerisine girmez mi? Girer. Bak şöyle bir şey diyor. Senin mahiyetin içinde öyle böyle manevi cihazat. Bak, senin hakikatin demiyor. Ruhun mahiyeti içinde, bu çok, bunu iyi dinleyin burayı, altını çiziyorum. İzah etmeden okuyacağım çünkü bam telidir. Çok tok ses çıkarır, onun için ben düz okuyayım. Senin mahiyetin içinde öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki, bazıları dünyayı yutsa tok olamaz. Olmaz. Bazıları, bazı latifelerimiz var ki dünyayı atsan dünya vücutta konan toz gibi. Latifeler doymuyor. Dünyayı, kainatı koy doymaz. Mesela beka arzusu. Yani Allah yani bir varlığa inanma arzusu. Ne koyarsan koy.
Hiçbir şey senin o boşluğunu gideremez. Yani dayanak noktası, Allah'a dayanak noktası senin hiçbir boşluğunu gideremez. Allah inancından hariç. Ne kadar dünyayı doldurursan doldur, servet doldurursan doldur, o güven olmuyor. Uçaktasın. Orada çok belirgin ya. Gor 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 gor. Önemli değil canım. Yerin dibinde benim fabrikam var. Sana hiçbir güven vermiyor. Şeyin Renault'un sahibinin yaptığı gibi. Şey biliyorsunuz intihar etmiş. Yeni. Honda. Honda arabasının fabrikası sahibi. 3 ay oldu. Honda. Dünyada biliyorsun çok meşhur bir marka. Niçin zikrediyorum? Çok ilginç bir şey bırakmış. Ben servetle içimdeki aynen bir mana mealini söylüyorum. Servetle içimdeki boşluğu tatmin edip dolduracağıma inanıyordum. Japonya'yı işgal ettim otomatik yani. Pazarı ele geçirdim. Tatmin olmadım. Çok ilginç bir şey söylüyor. Geliştikçe, pazar elde ettikçe açlığım içimdeki azap, elem arttı diyor. Kim aynı bu? Honda'nın, adı Honda zaten. Allah Allah. İnanın bak, aynı okudum. Nerede? Japon mu? He? Japon mu kendisi? Japon. Bakın çok ilginç. Ben diyor Japonya'nın pazarını elde ettim. Benim bu kısmen içimdeki bir boşluk, elem, bir sızı var diyor kendi tabiri. Bir sızı var diyor. Onu gidereceğine inanıyordum. Pazarı ile geçirdikçe, yayıldıkça sızım, içimdeki boşluk, güvensizlik, sıkıntım, mutsuzluğum arttı. Hiçbir şeyle dolduramadım. Ben inanıyorum ki bu servet bunu dolduramıyorsa hiçbir şey bunu dolduramaz. O zaman hayatta kalmanın hiçbir mantığı ve şeyi yoktur diyor. Ona kendi gibi bir tabir kullan. Hiçbir yani doğruluğu yok. Müslüman değil. Onun için hayatta kalmanın mantığı yoktur diyor. Çünkü servet bunu yapacaktı. Tam tersine içimdeki sızıyı, sıkıntıyı artırdı. Ve intihar etti. Yazıyı böyle bırakın. İntihar et. Haklı. Haklı. O ki Allah yok aleminde. Her eline geçen daha beter kuyu açtı aşağıya. Renault sahibini söyleyin. Renault Paris'te helikopteriyle uçarken çok ilginç, orayı da gezdirmişlerdi böyle. Değil. Bu Yahudi ama tam değilmiş galiba, Avrupa şey olmuş. Helikopterle fabrikasını gezdiriyorlar, büyük tesisler yapılmış çok. Bunu anlattı, bunu benim bildiğim de 10 sene var yani. Çok tesisler yapmış. Adamı anlatıyorlar yukarıdan, tesislerinin büyüklüğünü. Şöyle bakıyor, hemen tesisinin az ilerisinde merkez şeyi varmış, mezarlığı yani. Demiş, esas tesisi görüyor musunuz? Ben diyor, bu tesisimi artırdınız. Müdürleri gösteriyor helikopter. Fabrikam bilmem kaç katına çıktı, Renault hocam sahibi diyor, helikopterle dolaşıyor. Yanındaki mezarlık, sonunda oraya yatacaksam, bu fabrikanın sahibi, bu helikopterin havada dolaşan insanım, sonunda o toprağın altına gideceksem bu dünyanın mantığı mı var diye. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş. O ki Allah yok aleminde. Doğru. Ama bunu intihar ettiğini bilmiyorum. Honda intihar. Marshall Tito da ona benzer bir şey söylemişti. Evet, Marshall Tito. Yani o, bu alkışlar... Benim toprak altındaki yılan çıyanlara bedenim yem olurken sizin dünyada alkışınız, takdiriniz benim diyor bu sızımı yani bu akrep yem olmaya kurtaracak mı? Evet. İndirecek. Kusura bakmayın diyor. Ben diyor artık bu hayattan sonra bir hayatın varlığına inanıyorum. Olması lazım. Çünkü çok zulmettik. Bu zulüm böyle gitmemesi lazım diye iman ettiğini söylüyor. Bunu Türkiye komünist lideri Salih Gökkaya Müslüman olduktan sonra itiraflarım diye itiraf etmiş. Bunun da Müslüman olmasına sebep olan Halil Ertuğrul diye bir kardeşimiz vesile olmuş. Bir siyahta bu
Salih Gökmen'in Müslüman olmasına. Seyahat ne? Seyahat. Ha, seyahat. Otobüste gider. Garip bir halet şudur ki bakın, bazen dünyaya yerleşmiyorsun, acayip bir hal. Bazen dünya seni almıyor. Volkan gibi. Garip halete bakın. Bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Yok, senin yerin değil. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde ruh istiyor. Neredesin? Burada. Fıtratın ne özelliği var? Fıtratında şu var. Her yerde olma özelliği varken sen buradasın. Hapis işte. Her şeyin sahibi olmak fıtratında var. Bir şeyin sahibisin. Her türlü lezzet alma özelliğine sahip iken tek bir lezzet alıyorsun. Ölmemek fıtratında iken, beka arzusunda iken ölüyorsun. Ya acayip bir şey ya. Gençliğin arkasına takmış ihtiyarlık. İhtiyarın arkasına takmış kabir. Özür dilerim. Baklavanın arkasına takmış tuvalet. Siyahatın arkasına takmış hastalık. Güzelliğin karşısı arkasına takmış bir sivilce. Çirkin. Ya bir sivilce ya. Sivilce çıktı bitti. Acayip bir şey. Yani o kadar hani halk tabiriyle bir tabir kullanayım. O kadar şansa yaşıyoruz ki. Halk tabiri kullanayım. Şansa ya. Yani şu Cunudolu alan şu 100 trilyona yakın hücreler var ya. Kaç tanesi mikrobu barındırıyor. Bıraksa cana bak. Hadi bırak bakalım bir kanser veren bilmem ne. Git. Yani o kadar acayip basit sebepler üzerine hayat kurulur mu? Her an ölüm. Bak pıt 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 pşş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 ş
Ne olmuş? Velet talin abi. Tamam, tarih bitti. İki nesil seni daha tanımayacak. Daha geniş bir yer istediğin halde böyle bir fıtrattayken biz zerrecik iş ya zerre ya fıtratına göre yaratılışındaki külliyete göre basit bir iş yani bir cıvata sıkıyorsun, tarla kazıyorsun. Bir iş, bir hatıra bazen de oturuyorsun. Daha çok müzikler yapar. Hep böyle kaygıyı getirir. Müzikler kaygı getirir. Şehveti tahrik eder. Bir de gadap hissini tahrik eder. Bir de şükürsüzlüğü tahrik eder. Batsın şu dünya. Sitem yolla Allah'a. Bu küfürdür. Bunu isteyerek dinleyenin imanı çok tehlikededir. Bak adam diyor ki zındık. Biliyorum o zındık olduğu için. İnkarcı açık. Dertlerin şaha kalktığı zaman diyor. Niye Allah'ım bana bunu verdin? Bir sitem yolla Allah'a. Sitem yolla. Ne yapıyorsun ya? Diyor. Tunceliliği. Ya acayip. Şimdi nedir onlar? Aslında ben kusuruma bakmayın. Başka bir boyutta zevk alıyorum. Nedir o? Buhranlarını, işlerini dışarıya döküyorlar. Ve ben bununla da fıtratı tanımaya çalışıyorum. Yani fıtratın karşılığı verilmese bak ne kadar buhran geçiriyor. Şimdi köyünüze bakın fazla uzağa değil ki daha yakın tanırsınız. Dert çekiyorlar kendine. Mesela dinden kopuk ailelerde poş balileri şunlar bunlar. Peki Müslüman çocuklar da olmuyor. Oluyor ama ulküllü yavrı alaşak dönüp dolaşıp gene aslını buluyor. 2-3 derse katıldım insan. Kardeş hiç merak etme. Dönüp dolaşacak gene bulacak aslını. Allah'ın izniyle. Of of deyip bir zerrecik iş bir hatıra. Bak müzik. Hiçbir şey yoktuk. İyi ya. Seyahat ediyorduk arabada. Ve evde tek başımdaydım İsmail. Huzurluydum. İyiydi mi? TV. Ah dünya diye artık öyle
Başlıyoruz böyle yani. Bak ne yapıyor? Bir hatıra. Seni ta götürüyor bilmem ne. Derdin yokken dert imal ediyor. Bugün jilet atmalar, intihar etmeler onlar vesile olmuyor. Bunlar realite değil mi? Gözükenler değil mi? Vaaz edip de vaazı dinledikten sonra mı intihar ediyor? Adam müzik söylerken jilet atıyor. Diyor ki bizim bir doktor var kardeşimiz. Dershane vakıfların doktorudur. Allah razı olsun ondan. Diyor ki abi diyor bir yerde nöbetçiydi. Boğaz mutasını olan. He? Boğaz mutasını. Yok o değil. Zeytinburnu'ndaki vakıflara tayin edilmiş. Kendisini vakıfış yapmış. Onların doktoruyum diyor. Gerçi resmi doktor da aynı zamanda bize. Gecenin her saatini arayabilirim ben onu. İş o. En büyük işi vakıfların doktoruyum diyor. Allah ondan razı olsun. Diyor ki abi diyor ben nöbetçiydim diyor. Bak bak bak. Şey ne diyorlar gece şey vermişler. Müzik. Konser. Konser vermiş. Orada 60-60 ne işe getirmişler. Dikiyorum diyor. Allah aşkına. Bunu da duymamıştım. Alamıyorsun. Hala o boyutta. Konserden çıkmış hastanede. Dikiyorum. Diyormuş ki doktor. Tak. Bunu da dikti. Gözün önünde. Dikiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Yoksa bana da atacak. Alamıyorlar. Allah. Alamıyorlar ya elimde. Dikiyorum diyor. Tak. Bunu da dik diyor. Hala o boyutta. Sonra işte şey yapmışlar. İşte gaz. Ben bir şey alıyorum. Bak dikiş bitti. Oradan getireyim. Sen biraz bekle diyene kadar. Odaya bir gaz veriyorlar. Yani monotonlaştırmak için. Acıyorum. Bunlar İslam evladı. Bir zelicik bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Ah olan ak diyorsun. Bir hatıra gömülüyor, mezar oluyor. Mezar, mezar. Bir atom ona mezar oluyor. Fıtratında ise kainat girse kainat neymiş ki? Cennet bile insana hizmet etme makamı. Cennet bile insandan daha alt seviyede. Çünkü bu bina bana hizmet ediyor. Bana hizmet etmeyiyle kıymet alıyor. Ben yoksam hiçbir değeri yok bunun. Bana evet beni kaplamış diye benden kıymetli değildir. Cennet insanla değer alıyor. Cennet insana hizmet mahalidir. Hizmet sunulan yerdir. Hizmet alan insandır. Hizmetin kendisi cennettir. Ama üstündür insan. Birisi hizmetçi, birisi efendi. Peki muhatap Allah. Ancak Allah ile tatmin olacak bir fıtrat neyle? Bir hatıra. Yani kainatı atsan böyle adamın içine cennet bile tatmin etmiyor. Pişt, hiç. Ama böyle fıtrattayken atom var ya atom. Ufak bir şey. Bir hatıra. Bir resim, bir dünyevi menfaat içine giriyoruz. Ey Müslümanlar bundan razı mısınız? Yani ölüyor adam. Mezar oluyor. Atom ona mezar oluyor. Atoma gömülüyor. Ne olacak bir şey ya? Bütün kainat yutsa tok olmaz. Ama atoma mezar oluyor diye mesnevi de geçiyor. Bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca... Koca dünyaya yerleşmeyen kalp ve fikrin, koca şu dünyaya yerleşmeyen, yer bulamayan, tatmin etmeyen kalbin ve fikrin, o zerrecikte yerleşir, en şiddetli hissiyatınla, en şiddetli Allah'ı almak, kazanmak, ona sahiplenmek adına verilen hisle, hissiyatla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun. Onu oraya veriyorsun. Orada dolaşıyorsun. Bir müzik, bir resim, bir iş. Böyle artık zihin gitti. Orada dolaşıyorsun. Ne oldun? Gömüldün kardeşim. Gömüldük. Gömüldük yani. Bak şimdi. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor.
Bazıları dünya yutuyor, tok olmuyor ama bazıları da zerreyi alamıyor. Dünya adına bir meta, atom almıyor, itiyor. Çünkü üzerine fanilik var. Hocam namazdaki hal biraz benziyor bu. Yani öyle bir hakikatin içindesin. Ama birdenbire çok basit bir şeye takılıp... Evet, doğru. Doğru. Bunun tersi şöyle de düşünebiliriz tersi. Çünkü seninle de gittiğim için biliyorum. Seni de tanıdığım için biliyorum. Hatırlıyor musun Kabe'yi gördüğün zaman ne hale gelmiştin? İlk. Şimdi nasıl sıyrılıyor? Nasıl aslını buluyor? Ama işte dedim bu da farklı ters işte. Baş, Arapları gördünüz mü bilmiyorum. Hatay'da şurada burada. Hatay, Araplar kadınlar Karadenizliler gibi sırtında yük taşımıyor. Neyle taşıyorlar? Başınız. Buraya inan patates çuvalını gördüm. Patates çuvalını gördüm. Mübalağa yok kardeş. Başında. Yalan lafzı kafirdir. Aha. Yağ tenekesini direkt koymamış. Buraya bir bez gibi bir şey koymuş buraya. Ya bu kadar da olmaz. Elini de sürmüyor. Aha. Yani İstanbul'daki simitçiler gibi. Yaymış kafada. Al abi. Parayı alıyor, eğiliyor, al abi diyor. Sonra kalkıyor, tamam mı? Şimdi niye misal verdin Hasan? Şey olsun, simgesel görün onu. Bak diyor ki, baş bir batman taşı kaldırdığı halde, bir çuval patatesi kaldırdığı halde, göz bir saçı kaldıramadığı gibi. Değil mi? Öf. Üf, bir öflesene ya. Bazıları diyor ki öfleme kardeşim. Savcıya verirlersin. Öfürükçü olursun. Öflemek suç ya. Oysa çok devletlerde tedavi hastanesi var böyle. Hele Makedonya'da hastane var. Cinlere karşı hastane var. Cinli tedavilere ruhsal hastane var. Seni gibi. Tam senlik kardeş. Tam senlik. Hastane. Rusya'da var. Fransa'da var. Benim bildiğim Amerika'da var. Çünkü Hristiyanlıkta da cin ve şeytan inancı var ya. Çok insanlar öldürdüler ya. Cinli hastalara, delilere. Bu içine şeytan girdi diye döve döve öldürdüler. Onların tedavisi öldürmek. Şeytan buna girdi başkasına eğilmesin diye. Şeytan içinde tam yakaladık. Tak tak adamı öldürüyorlar. Veya ateş atıyorlar. Bak bir de okuyorum. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife, şimdi örnek veriyor. Bu da organ. Bu da organ. Aynen bu örnek gibi iki latifeden bahsedecek. O latife bir saç kadar sikleti. Yani bazı latife var ki göz gibi, bazı latife var ki kafa gibi. O latife batmanı kaldırıyor ama bu latife, yani göz gibi hassas bir latife, bir sikleti, yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. En ufacığa dayanamıyor. Ben ne biçim baktın? Allah. Baktı ya. Sura desen ki, suç. Laf da desen, hiç umurunda mı? Ama adama daha laf demeden veya gaflette selam vermedi, tamam mı? Hemen etkilenen hassas duygularımızdan bahsediyoruz ki daha hassası da işte bunlar. Böyle bak gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Gaflet ve dalalet. O latife-i Rabbaniye denilen ve onunla beraber olan latif, Allah'a aynedarlık eden o latife zerre kadar bir gaflete ve dalalete dayanamıyor. Ölüyor. Hassasiyet gidiyor. Ondan dolayı çoğumuz da hepimiz kısmen darbelendiğimizden dolayı şu okunan derslerden fazla etkilenmiyoruz. O latife. İlimde sorunumuz yok. İlme ulaşmakta sorun yok. Google evliyası seni her tarafa ulaştırır.
veya dershaneler ulaştırır seni. Yani ilme ulaşma sorunu yok eskisi gibi. Ama eskide ta yaya giderlerdi. O his günahlardan dolayı darbelendik. Bir masum bir mesene, mailine, emailine bakarken bile sağına ve soluna koydukları reklam yetiyor senin haletini bozmaya. Google evliya değil, ben kavat diyorum. Aslan hocam, demin de bir şeyden de onu doğrusun. Hayvan şehvetinden zevk alıyor. Alıyor. Esrarı gördüğü zaman da, ondan neden otu koyduğu zaman da zevk alıyor, fakat esrarı gördüğü zaman da alamıyor zevk. İnsan neden alıyor? İnsan almadığı gibi ne dedi? Buzu da almıyor. Bak, doğru. Bak. Lezzet aldı mı? Evet. Aldı. Lezzet aldı mı? Yok. Yok. Hayvana o dokuyor. O özellik takmış Allah. Vermiş. Çünkü onun öyle bir vazifesi yok. İnsan kainata müfettiştir. Mühendistir. Nezaredir. Allah'ın yaptığı sanatı tahkik ediyor. Seyrediyor. Tadıyor. Bakıyor. Ölçüyor. Biçiyor. Sır bize hizmet ediyor. Ruhunda akıl var. Yani ruhunda özellik yok. Yani dil lezzet almıyor. Dil bir penceredir. Alan lezzet ruhtur. Mesela bir misal. Dili var değil mi? Tabii. Mesela bir misal vereyim. Yatıyorsun. Rüyada yemek yiyorsun. Lezzet alıyor musun, almıyor musun? Alıyorsun. Alıyorsun. Dili kullanıyor musun? Yok. Yok ya. Lezzet alan ruhtur. Peki gözün kapalı. Oo, manzaralı yerlere dolaşıyorsun. Bu gözü mü kullandın? Yok. Ya Allah kahretsin. Bugün neler gördüm ya. Ya ne yalan söylüyorsun, burada şu gözün kapalı yatıyordun. Ya bırak, ne burası ya. Nerelere gittin bir bilsen ya. Hani bir de görmediğime inanmam. Bu yalan mı söylüyor? Yalan söylüyorsa ağzında tat var. Yalan söylüyorsa perdesi olmuş adam, koşmuş oradan. Yalan mı söylüyor? Gusül abdesti alacak. Yalan mı bu? İstersen yalan, alma abdesti, hadi bakalım. Cenabet dolar. Yani arkadaşlar, farkında pek olamıyor sebebi, hakikatler, olaylar iç içe girmiş. Rüya, hissiyat, latifeler, yakaza, sunuat, tuluat, işaret. Bunlar boşuna kitaba isim verilmemiş. Sunuat ayrıdır, tuluat ayrıdır, zuhurat ayrıdır, tuluat ayrıdır. Bunlar hepsi farklıdır. Farklı bir latifenin adıdır. Sunuat bir latifenin adıdır. O sunuat aynasında gözükenleri yazdı ustad. O latifedir. İşaret. O işaret olarak görebilen, işaretle alan alıcıları var. Bak şimdi daha acayip gidecek şimdi. Burayı bir toparlayalım. Burayı anladık mı arkadaşlar? Öyle bir hassas latifemiz var ki göz gibi. Daha, yani misal veriyorum, buna göre bu. En ufak şeyi, gaflet ve dalalet günahları o latifelerimize zarar veriyor. Bilgi sorunumuz yok. Bütün donanımlarımız tamam. İlim acayip, kupkuru, ruhsuz, namaz. Lezzet yok. Ders, geldim, gittim, eşit. Eylemde bir şey yok. Yani hayatıma ne getirdi? Evet, bildim. Mesuliyet arttı bilmeyle. Ama eylemimde bir ne işime yarayacak yani bu? Acaba bir şey yapacak mı? Diyor ki, hatta bazen söner ve ölür. O zaman ne yapacağız? Bak, madem öyledir, hazar et. Hazar mı? That's cork yani. Hazar et. Başka? Bu meseleye şuurlu ve hazır ol. Yani şuurlu ve uyanık ol. Ne yapmak lazım? Bak, hazar et. Yürürken dikkatle bas. Niye? Batmaktan kork. Batmaktan dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir lokma. Bir kelime, bir tane, bir lema,
bir işarette, bir öpmekte bakma. Bir de okuyun. Madem öyledir, hazar et, uyanık ol, dikkat et, şuhut hazır ol. Dikkatle baz, batmaktan kork, batmaktan kork, endişen olsun, endişesiz yaşama. Peki ne yapar beni batıran, endişeleneceğim sağlar hangi sağlar? Bir lokma, bazen bir lokma batırıyor seni, bazen seni bir kelime batırıyor. Bir kelime, la ilahe illallah diyorsun Muhammed Resulü. Ne yapıyorsun? Allah'ı buluyorsun. Bazen de kabul etmiyorum diyorsun, onu kaybediyorsun. Bir kelime. Sonra bir tane, yani tane denilen bu çekirdekler var ya, tane ufak. Çok şey barındırıyor, tane değil, kütlesine bakma. İçinde çok ağaç hakikatini barındırıyor. Yani bunlar ne olur deme. Yani günahlar, bütün günahlar masumane ile başlamıştır. Merakla başlamıştır. Veya daha ileri günahlar buraya kadar gelmişken dibine kadar gideyim sonra dönerim daha yapmam. Çok günahlar böyle oluyor. Terazi, bir muhatap ol. Teraziyi de bir tane daha aşağı batırabilir. Bir tane, çok hassas terazi düşün. Çok hassas. Bir tane aşağıya. Daha iki daha hassas olsa. Bir tane koy buraya, bu daha yukarı, ötekisini aşağı indir. Bir tane. Tane ama hayatın gerçekleri bu. Yani buradaki nispet şu. Tane maddeten maddi bir özelliği var. Ama bunun ruhtaki ifade ettiği mana, Allahça manası çok farklı olabiliyor. Ya bunlar ne olur deme. Çünkü ruhta başka bir özelliğe sahip oluyor. Bir tane... O zaman hocam, nefisle mesela kavga ediyoruz. Geliyoruz derse gidiyoruz, nefisle bir kavga var. Evet. Şimdi geçiyor ya örnek, yani bir çocuk geliyor diyor, iki kişi kavga ederken diyor. Bir çocuk diyor, evet. Diyor, döver diyor. Aynen. O zaman bizim bu iki nefisle kavga ederken o arada niye bir şey yapamıyoruz, terakki edemiyoruz? Şimdi ben şöyle hem hafif reca olsun, bir nehir var, tamam mı, nehir. Nehre karşı yüzüyorsun ama hiç ilerleyemiyorsun. Aslında ilerliyorsun. Ne kadar hızlı aşağıya akıyorsa o kadar hızlı gidiyorsun. Gelebiliyor musun bu cemiyet akarken Paris'e? Sen hala buraya gelebiliyor musun? Demek ki mesafe alıyoruz. Vaziyetini koru yeter. Biz zaten ama şu var. Niçin onu daha önce zikrettim? Yani ümitsiz olma. Niçin namazımdan, Kur'an'ımdan zevk alamıyorum? Niçin bu hassasiyetim yok? Yani çünkü latif duygularımız darbelenmiş. Ben mesela ibadet adına ki farzla da riya girmez. Hafızımı da söyleyeceğim. Çünkü her gün beraberiz, talim yapıyoruz. Allah biliyor ya, yalan Allah şahit yapılırsa kafir olur muhtekada. En çok lezzet benim alemimde tevhid. Benim dünyam küçük. O dünyamın içinde en çok lezzet aldığım an, her zaman olmuyor ama namazda. Namazda zevk alıyor. Ama ne zaman daha çok oluyor? Kitaptan böyle kafe tefekkürle, tefekkürle haletteyken kalkıp da namaz kılıyorsam, tefekkürü dün akşam yazdım. Bir kelime böyle tefekkür ederken. O cümleyi de okuyayım. Hem tefekküre bir başka bir şeyiniz olur. Hem şu şey biraz ara vereyim. Ama bir kelime olacak inşallah. İnşallah görürüm tefekkürü. Bak. Tefekkür elde edilenler başkasından alıp satmak değil. Mesela ben okudum. Naklettim. Duydum sohbetten, söyledim. Bu tefekkür değildir. Birisinden alıp birisine satmaktır. Nakletmektir.
senin malın değil. Senin malın peki ne? Başkasından alıp satana nakilcilik denir. Ne diyorlar diye yaşadığın için mukalitsin. Ne diyecekler korkusu için yapamıyorsun. Bak bir de okuyorum. Ne diyorlar diye yaşadığından mukalitsin. Yaşadığın zaman yani riyakarsın yani. Mukalitsin, taklitçi. Yani kendini yaşamıyorsun. Toplum ne der? Evet. Nasıl değerlendirir? Ona göre yaşayan mukallittir. Maymun özelliğine sahip. Maymun taklit edip yaşar. O zaman kendini yaşamıyorsun. Başkasının arzusunu yaşıyorsun. Peki sen ne zaman yaşayacaksın kendini? Sonra ne diyecekler korkusu için yapamıyorsun. Kendinden söyle. Bak, kendinden söyle. Tefekkür kendinden söylettirir. Okuyorum ben. Okudum. Bu Said Nursi Hazretleri'nindir. Okudum. Şimdi ben kendime döndüm. Tefekkür ediyor. Ben bunu sattım size, anlattım. Ama tefekkür ediyorum. Başkasını nakletmiyorum. Kendimden söylüyorum. Tefekkür evellemek demektir. Kaynağına doğru seyahat ederken duyduğun, gördüğün, hissettiklerini söylemektir. Ne düşünerek tefekkür? Anlatayım. Tefekkür birbirinden kopuk gibi gözüken hadiselere ve olaylara köprü atmaktır. Pencere açmaktır. Farklı yorum getirebilmektir. Tefekkür yapan kendinden söyler. Bazıları ve beni tenkit edecek. Tövbe kendinden söyleyecek kardeş. Ustad diyor ki 12. mektupta gazete gibi okumayınız. Gazete gibi okumayınızdan ben şöyle anlıyorum. Gazete okumak zevklidir. Risale okumak sıkıntı verir. Sebebi gazete harici sana anlatır. Risale kendini kendine anlatır. Spor sayfası iki takımın mücadelesinden bahseder. Risale Nur ise nefis ve ruhun mücadelesinden bahsediyor. Nefisin özelliği de gizli olmaktır. Gizli kalmaktır. Bilinmek istemiyor. Risale okudukça kendini tanıyorsun. Kendine dönüyorsun. Hariç de gözünü kapatıyor. Yani risale okumak kendini okumaktır. Kendine dönmektir. Kendini fark etmektir. Bilinmezliği gidiyor o adamın. Keloğlan'ın bilinmezliği gidiyor nefsi. O zaman tefekkür Kur'an'ı. Kur'an, hadis veya Risale-i Nur malzemesini alarak kainatla münasebet kurulup varabildiğin yerlerde gördüğünü, işittiğini, tanıklık ettiğini, hissettiklerini söylemektir. O zaman bu kendinden söylemektir. Tefekkür evellemektir. Tevekkül gibi. Tefekkür, tevekkül gibi aslına doğru uruç ederken rastladıklarını söylemektir. O zaman tefekkür kendinden söylüyorsun. O zaman batıl bir şey değil. Çünkü malzeme Risale-i veya Kur'an. Tefekkür kendinden söylettirir. Tefekkür metodu öğretiliyor. Risale-i Nur'da tefekkür metodu öğretiliyor. Fakat tefekkürle elde edilenler öğretilemez, sana astır. Mesela tefekkür öğretilir. Ama tefekkürle elde edilenler sana Allah'ın hususu konuşmasıdır. Allah sana hususu müteveccih olduğu yöndür. O öğretilemez. Çünkü 24. mektupta diyor ki hadiseler, hareketler Allah'ın konuşması ve konuşturmasıdır sessizce. Kainatı sessizce konuşması ve konuşturmasıymış. Hadisenin hareketi. Mesela kanser, veren vesaire de Allah sana bir şey diyor. Şimdi bir de şu cümleyi okuyayım. Deniz ama ateştendir. Deniz ama ateştendir. Aklı olan dalamaz. Sohbeti de okuyayım şu sohbetinizi. Yani dün akşam yazdığım şey, son şeyi.
tefekkürümü yazdım. Sohbet bir manasıyla ikram edilenlerdir. Ben bu malzemeleri kullanarak, Risale-i malzemesini kullanarak bana has olan şahit olduğum şeyleri size ikram ediyorum. Sohbet ikram etme meclisidir. İkramdır. En büyük ikram budur. En değerli ikramlardandır ki ürettiğini veriyor. Fabrika ürettiğini veriyor. Araba veriyor. İnsan ise ruhunun, imanının ürettiğini veriyor. Onun için sohbet çok kıymetli. Allah Resulü'nün sohbetini hayal edin. O sohbette müşerref olanı sahabe oluyor. Sahabeyi de yazdım da. Sohbette olanlara sahabe deniyor. Bu noktayı nazarda da herkesin sahabesi farklı farklıdırlar. Allah Resulü'nün iman ettiğini, ayet başka, hadis başka, kendi haletlerini ikram edince en büyük ikramdır. Bu ikrama muhatap olanlara, şahit olanlara sahabe deniliyor. O zaman her sohbette onun sahabesi de oluyor. Yani şu anda siz Risale-i Nur'un sahabesisiniz. Yani ikramına muhatapsınız. Sohbette birbirlerine sahiplenmek vardır. Sohbette birbirlerine sahiplenmek vardır. 27. sözde şöyle diyor. Allah Resulü'nün sahabesine niçin yetişilemiyor? Çünkü Allah Resulü'nün sohbetinde iki sıfat vardır. Keseceğim. Bir, inikas. Bir de insiba. İnikas, birbirinizin haletinin yansıması. Veriyorum ona. Herkes veriyor. Ne alacağız? İnsiba. Alıyorsun. Kabe'nin için çok yüksektir. Herkes oraya vurur. Kendi göğsündekileri vurur. Onun için o tavakta göğsü önemlidir. Kıble, yani bu sadrını oraya Hacer-ül Esved'e tutacaksın. Yani gönlündekilerini verdin. O aynadır o. Herkes verdi. Şimdi ne alacağım? Herkesin toplamını alacak. Ondan bir küçük bir şahıs diyor, bir veli makamına çıkar 16. sözde. Hmm. Ustad diyor. Ami bir insan veli. Sohbette birbirine sahiplenmek vardır. Ashab-ı Suffa aleyhissalatü vesselam Efendimizin sofasında oturanlara deniliyor. Ashab-ı Suffa Resulullah aleyhissalatü vesselamın hücre-i saadeti evinin bitişindeki yerde oturanlara Suffa ehli deniliyor. Safa, yani peygamberin Safa ehli. Neymiş? Sofası, sofa pardon. Ashab-ı Suffa niye denmiş? Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın sofasına oturan sofa. Sofa, odaların geçik yeri ki salon diyoruz biz. Odaları bir bütünlük yapan o koridor var ya, ona sofa denir. Girdikleri bunlar suf, suftur, yündür. Huyları safi, saflaşmışlar ki Ashab-ı Suffa denmiş. Allah Resulü'nün sofasında oturmuş, giydikleri suf, yün, huyları safi, saflanmış. Temizlenmiş. Ve son risaledeki cümleyi okuyorum. Cümle. Sohbet için paylaşmaktır aynı zamanda diye. Evet, paylaşmak. Diyebiliriz değil mi? Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekme, batma. Dünyayı yutan büyük latifelerin onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var. Çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. Hardal gibi küçük kuvve-i hafıza da senin sahife-i amalin ekseri. Sahife-i ömrünün alevi içine girdiği gibi çok cüzü küçük şeyler var.
öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istihab eder. Biraz uzattığım farkındayım. Özür dilerim. Kusurumuza bakmayın. Vahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selavat.